Günü. Yazan Fatoş Dilber. Bir hafta sonra yeni yaşıma basacağım. Bu benim için oldukça önemli. Yeni bir dönem açılacak önümde 30 yaşla birlikte. Onun için bu doğum günüme çok önem veriyor, iple çekiyordum. 5 yıllık bir evliliğim vardı. Kocamı sevdiğimi sanıyordum. Galiba o da beni seviyordu. Ama aramızdaki bu iletişimsiz sevgi artık bana tek düze gelmeye başlamıştı. Konuşmuyordu. Konuşmuyordum. Konuşmuyorduk. Her akşam evimizde derin bir sessizlik oluşuyor. Sinek vızıltıları bile hayati önem taşıyordu. İşinden yorgun argın eve döndüğünde kendini hemen mutfağa atar, yiyecek bir şeyler bulmaya çalışırdı. Çünkü öğleleri her zaman bir simitle idare ettiğini söylerdi. Doğal olarak da acıkıyordu. Ben çocukluğumdan beri hep anlayışlıyı oynadığımdan kocamın bu tavırlarını da anlayışla karşılıyordum. Bizi dışarıdan izleyen herhangi bir üçüncü kişi evliliğimizin uyum içinde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirdi. Elbette uyum vardı aramızda. Sessizliğin uyumu. Kocam ne tiyatrodan ne sinemadan hoşlanırdı. Ona göre hayatın kendisi zaten tiyatroydu. Neden boşu boşuna para verip bir başkasının hayatını izleyecekti ki? Buna hiç gerek yoktu. Kitap okumaktan da pek hoşlanmazdı. İlk tanıştığımız günlerin birinde ben ona okumaktan çok hoşlandığımı söyleyince bana ''O zaman şekerim sen de bana sevdiğin kitapları okursun.'' demişti. Ben de ona ''Okuman yazman yok mu senin?'' diye sormuştum. Bunun üzerine gülmüş ve ''Bu esprili halin inan çok hoşuma gidiyor Ayla. Seninle mutlu olacağım. Bunu biliyorum. Sen bana şans getireceksin.'' Ben ona şans getirecektim. Bir insan bir insana nasıl şans getirebilir ki? Bilmezler mi? İnsan ne yaparsa ancak kendi yapar. Şans, rastlantı diye boş sözlere hayatta yer yoktur. Bilmiyordu o da bunu birçoğu gibi. Onun için de benim kendine şans getirmemi bekledi durdu bu beş yıl boyunca. Bir keresinde tam iflasın eşiğinden, ortağının becerisiyle kurtulduğunda ''Sana söylememiş miydim bana şans getireceksin diye? Bak işte getirdin.'' dedi. Ve iflas etmemesinin nedenini benim kişiliğimde bulup rahatladı. Böylelikle ortağına bağımlı olmaktan da kurtulmuştu. Kendine bağımsız bir iş açtı. İşleri şimdi yolunda. Para açısından sorunumuz yok. Üstelik ben de çalışıyorum. Aslında kocama göre buna hiç gerek yok. Ama çocuğumuz olmadığı için oyalanmam amacıyla pek ses çıkarmıyor. Ev iş, iş ev ikilemi arasında gidip gelmeye başladık. Arada bir ortak dostlarımız ya bize geliyor ya da biz onlara uğruyorduk. Böylece yaşayıp gidiyorduk. Bu... O kitabı alıp okuyuncaya dek böyle sürdü. Kitabı bitirdiğimde ben artık o eski ben değildim. Tamamıyla değişmiştim ve hayatımı bu yeni değişikliğimin üstüne kurmak istiyordum. Yeni görüş açımı kocama yansıtmaya çalıştığımda da ''Sen galiba biraz bunu aldın. Şu önümüzdeki ay da bir geçsin, sonra bir yerlere gideriz. Biraz deniz havası sana sanırım iyi gelir.'' dedi. Sanki ben bir ruh hastasıymışım gibi. Beni ite kaka bodruma götürdü. Orada bir hafta kaldık. Eski hayatımızı da yanımızda getirdiğimizden Bodrum'da herhangi bir somut değişiklik olmadı. Ben bütün gün kumsalda yatıp güneşlenerek, denize girerek zamanımı geçirirken o da iş telefonlarından fırsat bulduğunda yanıma geliyor ve işlerinin yoğunluğundan dem vuruyordu. Bir an önce İstanbul'a dönmek istediğini biliyordum. Böyle başıboş dolaşmak ona göre değildi. O güdümlü hayatı severdi. Tek başına özgür olmak ona göre değildi. Çünkü kullanmasını bilmezdi. Ama ben direndim ve daha önce kararlaştırdığımız gibi orada tam bir hafta kaldık. Dönüşte yol boyunca yüzünü aslı durdu. Çünkü işine geç kalmıştı. İş, ev, yemek. Yemek, ev, iş. Bu üçlü beni deli ediyor artık. İşlerin en azından benim iç dünyamda eskisi gibi gitmediğini sezinledi geçen akşam. Doğum günüme tam bir hafta kala. 30. yaşını çok önemsediğini biliyorum. Onun içinde Ahmetleri, Nacileri, Alileri ve Seyfileri davet ettim o akşam. Sana güzel bir doğum günü partisi vereceğiz. Belki biraz bunalımından arınırsın. Yahu ben çocuk muyum? Elime bir elma şekeri tutuşturacaksın. Hadi bununla bir süre oyalan diyeceksin. Benim istediğim doğum günü partisi falan değil ki. Ben iletişim kurmak, hayatı doya doya yaşamak, paylaşmak istiyorum. Bunu defalarca söyledim ama boşuna. Anlamadı. Anlamak istemedi. Hiçbir zamanda anlamayacak. Sonunda doğum günüm gelip çattı. Herkes en yapay gülücüklerini takınmış, en kaliteli giysilerini üzerlerine geçirmiş mutlu insancıkları oynamak üzere bizim eve geldi. Salonda yapay kahkaha dalgasından geçilmiyordu. Kadınlar çaktırmadan birbirlerini süzerken, erkekler de yapay bir neşeyle birbirlerinin sırtlarına vurup duruyorlardı. Birden salonun ışıkları söndü. Elektrik kesildi sandım. Bu doğum günü partisinin benim için olduğunun henüz bilincine varamamıştım. Kendimi dışarıdan izliyor gibiydim. Önde kocam, arkasında kuyruk olmuş konuklar bağıra çağıra salona girdiler. Kocamın elinde kocaman bir pasta vardı. Hepsi bir ağızdan ''İyi ki doğdun'' diye bağırmaya başladılar. Pastanın üzerindeki otuz mumu üfledim. Büyük bir alkış koptu. Kocam elime bıçağı tutuşturdu. Pastadan bir dilim kesmemle birlikte pastanın içinden elinde meşalesiyle özgürlük anıtı fırladı. Meşaleyi tutan el benim elimdi. Uçmaya başladı. Özgürlük anıtı ben oldum. Meşaleyi iki yana savuruyor kahkahalar atıyordum. Sanki bir astral yolculuğa çıkmışçasına kendimi aşağıda pasta dilimlerini tabaklarken görüyordum. Kocam gelip yanaklarımdan öptü. Hiçbir şey hissetmedim. Ben özgürlük anıtı olmuş sonsuz ufuklara doğru uçuyordum. Uçtum, uçtum, uçtum ta ki aşağıda hiçbir şey görünmeyene dek uçtum. Sonra da gidip New York'taki yerime geçip oturdum.